teziyle 2005'te yüksek lisans, Yeni Türk Şiirinde Zaman Anlayışı adlı teziyle 2009'da doktor eğitimini tamamladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesidir. Şiirlerini ve Türk Edebiyatı üzerine makaleleri çeşitli dergilerde yayınlamaktadır. Fırça Darbesi, Fısıltı Ritmi, Figüran Yalnızlığı, Keder Atlası Seçme Şiirler ve Sesin Limanları isminde 5 tane şiir kitabı var. Tabii bunun yanında onlarca deneme, araştırma, inceleme yazısı var. Birçok da derleme kitap yaptı önemli şairler hakkında. Söylemek istediğim şeyler var mı? Tekrar konuşuruz. Femin İstanbul üzerine söyleyebileceklerimiz. Öncelikle sana teşekkür ediyorum. Kartal Belediyesi'ne çok güzel bir organizasyon oldu. Her sene daha dışarıya açılarak daha güzel bir organizasyon oluyor ve daha çok ses getiriyor. Daha önceki etkinliklerimizde kadın sorunu üzerine yabancı şairlerle konuşma fırsatımız da olmuştu. Bu sefer olmadı ama ileride tekrar konuşuruz. Mesela Dorit'le, İsrail'de kadının durumunu vesaire. O çok önemli. Konuşmuştuk, evet. O konuşmalar üzerine o şiirler daha anlamlı olmuştu ama bugün şair sayımız oldukça çok. Sözü şiire bırakıyoruz. Kırbaç. Köhne hikayemizin kabul töreni. Çürümüş iksir, fısıldadı hasarlanıları. Ellerinde kalbimin kap izleri. Karanlık olmadan ışık olmaz. Rüzgarla dans ederken kaçılmaz. Sıçıyor az zamanda yanılgılarla düştük cehenneme. Bir sofrada içtik. İkimiz aynı emeldi. Musallat oldu ruhumuza. Yanlış tutkular, dinmeyen acılar. Kelebeklendi gün hayatlar. Yuttu karanlık umudumuz. Çekti içine bizi körkuyu. Sönmeyen ateş, kaos. Uçup giden ölümsüzlüğümüz. Uyanamadığımız bir rüyadayız. Teşekkür ederim.